Babuşlar, selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Project Zombo ile kaldığımız yerden devam ediyoruz abi. Beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz çok çok sevinirim. Umarım seri hoşunuza gidiyordur. Bizim ufak tefek sıkıntılarımız var abi. Kola böyle sağlık kitinden çıkardığımız dezenfektanla birlikte bir masaj uyguladığımızda adamın kolu ağrımaya başladı. Ya işin açığını söyleyeyim mi abi? Hani tamamen ölmektense, zombiye dönüşmektense çok zor farkındayım ama ben sol kolumu kesmeyi tercih ederim şahsen. Yani hani düşün abi, işin ucunda bir tamamen ölmek var, bir de sol kolunu kaybetmek var. Sağ ön kolmuş. Abo, yok lan sağımı kesmem. Abi ben sürekli her işimi sağıyla yapan bir insanım. Ben hiçbirinden vazgeçemem de. İşte sıkıntı şuradan meydana geliyor. Öleceksin ulan. Yani kesmezsen öleceksin yani. Gerçekten bilmiyorum, öyle bir durumda kalsam çok affedersiniz abi, ne pok yerim. Harbiden hiçbir fikrim yok. Bu arada biz madem buraya kadar geldik, bir şeyler lootlayalım ya. Mariara. Bu ne ya? Şey böyle galiba sos gibi bir şey. Ama sos gibi bir şeyi lootlamayacağım ben. Hocam senin ön kolundaki ağrı devam ediyor mu ya? Viski şişesini al oğlum. Dezenfektan falan yapılır. İşe yarar. Kaseyi al, su doldururuz. Bardağı al, su doldururuz. Cipsi al, yeriz abi. Ben burada sakin sakin loot yapıyorum ama inşallah böyle yani 15 dakika içerisinde falan karakter babalara gelmez yort diye. Ben yani çünkü ağır ağır lootumu yapacağım. Baba boş bardak. Konserve havuç, konserve ton balığı, un falan almam. Onu çıkar aklından. Baba boş bardak, pirinç. Oğlum pirinç alınmaz mı ya? Gerçi pirinç alıp yemek yaptığın zaman da bir mutsuzluk veriyordu ama sebebini bilmediğim bir şekilde. Ulan pirinç pilavı falan niye insana mutsuzluk verir abi? Bu arada babole ben inanılmaz derecede yorgun hissediyorum kendime. Hastayım diyemeyeceğim böyle. Hastalıktan ziyade bir yorgunluk var üzerimde ama hani çözemediğim bir yorgunluk abi, anlıyor musun böyle? Çözemedim, niye yorgunum bilmiyorum. Yorgunum ama niye yorgun olduğumu bilmiyorum. Yoracak fazla bir şey de yapmadım açıkçası. Yani garip bir vaziyetteyim. Bu arada farkındaysanız sağ ön kolum kanamaya devam etmiyor. Ve sanki cambarı yukarıda yokmuş gibi abi. Bir tek bana mı öyle geldi? Hani sanki bu kadarmış gibi. Herhalde azalıyor mu lan bu can? Çok ağır mı? Baba niye çok ağır be? Büyük yürüyüş çantası, silindir, spor çanta, okul çantası. Ben üzerimde ne taşıyorum da ağırlık yapıyor oğlum? Medkit muhtemelen. Aynen. Biraz olsun azaldı. Suyu da at abi diğer envantere. Ağrı kesiciyi de at. Şu an ne ağırlık yapıyor? Yürüyüş çantasının ağırlığı 0.5 kilo. Bez parçaları, bluz falan mı ağırlık yapıyor abi? Bluzda nereden baksan 1 kilo ağırlık da bluz dursun üstünde ya. Şimdi bir şey diyeceğim, ben şu okul çantasının içindekileri yere döksem, oradan alsam böyle büyük yürüyüş çantasının oraya boşaltsam nasıl olur? Niye anahtarı yere attım? Hiçbir fikrim yok ama anahtarımı geri alabilir miyim? Teşekkür ederim. Şimdi ne yapacaktık abi? Şu büyük yürüyüş çantasını giyecektik değil mi? İkinci donanım olarak herhalde. Sırtımıza aldığımız şeydi. Allah Allah. Ulan silindir spor çantayı mı ikinci donanım olarak kuşanlıydık? O zaman bir saniye. Okul çantasını kullanmayı bırak diyeceğim. Büyük yürüyüş çantasını sırtıma alacağım. Şimdi büyük yürüyüş çantasının içerisine şu yerdeki ıvır zıvırlarımı aldıktan sonra İlerle abi. Abuzer kıllı göz kişisinin anahtarlığı. Ne oldu kanka? Biraz yorgun, uyusa iyi olur. Sen bir de yorgunluğu bana sor hacı. Sen bir de yorgunluğu bana sor. Kılımı kıpırdatacak halim yok inan eğer ya. Sanırsam telefonu açmazsam arkadaşım benim haşatımı çıkaracak. O yüzden ben bir telefona cevap vereyim geleyim abi. Abi böyle gözlerim falan ağrıyor biliyor musun? Yani nasıl bir halsizlik var üzerimde, nasıl bir yorgunluk var anlatamam ya. Harbiden yani bir kendimi Avel gibi hissediyorum şu an ya. Hıyar gibi hissediyorum kendimi.
Var üstünde bir şey var da hayırlısı bakalım ya. İnşallah çok fazla hastalanmam abi. Ben çünkü kendi bünyemi biliyorum, biliyor musun? Hasta olduğum zaman beni paso böyle bir 2-3 gün yok say ya. 2-3 gün böyle kendime gelemem ben hasta olduğumda. Ha tabii ki kanalı ihmal etmem. Bir şekilde video çeker yüklerim de. Biraz videolarda da ruhsuz olabilirim abi. Genelde öyle oluyor çünkü. Tüm enerjimi alıyor benim hastalık ya. Gel lan. Gel lan. Gel oğlum, hayırdır? Hayırdır kardeş, şurada bu arada meyve var gibi ya, baksana. Ya çizimlerden anladığım kadarıyla meyve var yani orada, onu toplayabiliyor muyum? Meyve falan geldi mi envanterime? Oğlum bildiğim meyve vardı orada ya. Bildiğim meyve vardı yani, hani yerde bir kısma falan da mı meyve gelmedi? Allah Allah. Hani bak, benim bu Project Zomboid boyutta aradığım bir olay aslında. Oyun gayet detaylı da baba. Oh, ağrı kesici, yarasın. Yarasın tosunumu. Ya benim Project Zomboid boyutta aradığım bir olay yani şahsen. Hani oyun gayet detaylı da böyle işte meyve ağaçları falan, böyle yerde yetişen meyveler falan filan. Hani ekim biçim yapabiliyoruz tohum aldıktan sonra da. Ya birazcık da meyve olayına gireymiş iyi olurmuş. Şahsen bana göre. Şurayı bir zorlayayım diyecektim. Direkt girdi la içeri. Oha, kömür, bant falan filan. Baba bantı al. İki tane çekici al. En zor moddan bu modu aldım ya böyle. Her taraf loot kaynıyor abi. Her taraf loot kaynıyor. Şş, hocam. Bilader bakar mısın? Gider ayak şöyle bir olaya girelim. Dedem ölmüş zaten ya. Dedem zombilikten istifa etmiş. Yola çıkmayalım abi. Araba falan gelir. Nerede? Keşke araba gelse. Dede. Bir saniye hanımefendi, geliyorum size de. Kafaya vur, kafaya. Heh. Dedemin cüzdanı falan kurcalamayacağım. Muhtemelen para birimleri hiçbir şeye yaramıyor. Şuradaki ablayı da bir gidelim öldürelim. Ablacım bakar mısın bir? Sana diyorum, hop. Ay pardon, kaçtı. Zaten sol kolumu ısırdınız mı, ne yaptınız belli değil. Kolda bir ağrı, bir sızı var böyle. Yok lan, ağrı geçmiş baksana. Kolun ağrısı geçmiş abi. Sadece karakterde yorgunluk var. Aa! Ağrı geçti galiba ya. Dezenfekte edince sanırsam şeyden kurtulduk. Aa, bu enfeksiyon durumundan kurtulduk galiba. İyidir abi, sevindim yani enfeksiyon durumundan kurtulmamıza. Abi şimdi sen ne yapıyorsun biliyor musun? Bence sen git vur kafayı yat baba. Böyle yiyebileceğimiz yemek var mı acı? Taze avokado göm. Brokoli, domates, peynir falan. Önce bir bunlardan kurtulalım abi. Yumurtayı derin dondurucuya koy. Şu taze çilekle taze turpu da ye. Yiyemiyor artık. Su iç bari. Tamam. Karnını burnunu doyurduğumuza göre sen bir gidip uyuyabilirsin abi. Bir git uyu bence. O taraftan gidip nasıl uyuyorsun ya? 10 saat. 10 saat uyursa ne yapar? Sabahın 9.30'u, akşam şeyde kalkacaksın abi. 19.30'da kalkacaksın. Akşam uyandırıp ne yapacağım ben seni? Akşam loot'a gidemeyiz, bir şeye gidemeyiz abi. Neyse, yakınlardaki evleri falan yağmalarız en azından. Uyusun. Kolu kurtardık herhalde ya. Kolu kurtardık herhalde. Tedavi menüsünü görmek için sağa tıklayın. Tamam abi, sağa tıklıyorum ben şu an. Abanıyorum ama. Abi sanırsam kolu kurtardık ya. Sanırsam kolu kurtardık dayı. Şimdi bir şey diyeceğim abi. Cımbız mımbız bunlar minimum şey eşyaları. Sağlık için. Yani elimize can mam haşırttı diye girerse diye. Uyku ilacını buraya atabilirim. Çekiçleri... Yo, uyku ilacı da ilaç oğlum, ne yaptın ya. Abi çekiçleri buraya salla. Daha şurada bir yığın alet edevat var. Testere, çekiç, çivi, tabanca. Badancayı buraya atsa mıydık? Levya, hasır ip, el feneri. Ağrı kesici değil, ağrı kesici değil baba. Ağrı kesiciyi alalım oradan. Hocam. Ağrı kesiciyi falan alalım oradan. Yalnız ben bir şey söyleyeyim mi? Bir tane balta bulayım, bir tane balta bulduktan sonra gerisi inanılmaz kolay olacak yani. Balta bulduktan sonrası fıstırız abi. Tamam, levyeyi at. Ahşap yapıştırıcıyı at. Ağrı kesici burada kalsın lütfen. Maşallah arkadaş, ne levyeymiş ya. Baba el fenerini at, ağrı kesiciyi ver. El fenerini at at.
Lan bayağı alet edevat toplamışız be. Bir balta bulsak yeter abi. Balta bulsak ben bugün evin etrafını çatara çutara çatara çutara çaka çaka şey yaparım. Baba bantı da koy. Oğlum bantı alır lan. 0.01 zaten bantı alması lazım. Ver kolonyayı koy bantı. Vay arkadaş ya. Burada neler var abi? Ben buraya ne koymuşum? Ha, dergiler, kitaplar falan buraya. Okey. Gazeteler, düşük seviye avcılık falan. Kaseyi koyma lütfen. Kaseyi koyacak değil mi? Kaseyi koyacak muhtemelen. Yok koymadı. İyi. Kaseyi koymadığı da iyi oldu. Orta seviye marangozluk yeni başlayanlar için çiftçilik. Yeni başlayanlar için çiftçiliğim var mıydı benim ya? Yoktu galiba. Bak güzel. Kendimi her alanda geliştirebilecek kadar kitabım oldu. Bu güzel bir şey. Kolonyayı gidelim çöplük olarak kullandığımız şu lavaboya bir bırakalım abi. Eyvallah. Şimdi. Bir suyumuzu içelim hacı. Suyumuzu içtikten sonra yemeğimizi yiyelim. Taze brokoli, taze domates falan. Domates, elma, kabak böyle sebzeyle tamam mı abi? Sebzeyle bir doyuralım karnımızı. Marul falan filan. Bizim burayı zombiler basmasın abi ben söyleyeyim. Garanti aç kalırız. Pişmemiş tehlikeli. Taze pişmiş tavuk. Yalan hepsini. Taze pişmemiş domuz pirzolası. Pişiririz anam. Pişiririz. Şimdi bir saniye. Su dolu kap. Tamam. Kaseyi buraya koy. Boş bardakları bana ver abi. Boş bardakları bana ver. Su dolacak onlara. Su şişesini bana ver. Viskiyi al buzdolabına koy. Ondan sonra gel şuraya abi. Buradaydı galiba. Cipsi, konserve yemekleri. Buraya salla. Makarnayı da buraya salla. Pirinç de buraya sallanabilir pekala. Pirinci de buraya salla. Abi şimdi cımbız ağrı kesici uyku ilacı falan onlar buraya. Bak yukarıda da uyku ilacı var. İlk yardım çantası var ama biz birini kullandık, birini kullanmadık. Bence kullandığım ilk yardım çantası üstümde kalsın. Yani ne olur ne olmaz acil müdahale gerektiren durumlarda falan. Hemen bir alttaki panele yerleştirelim onu. Çok güzel. Çok güzel abi. Her şeyi güzelce ayarladık. Şimdi yapacağımız şey galiba o dezenfektan olayı bizi kurtardı ya. Su doldurmak abi. Su depolamak. Ondan sonra birazcık dışarıda zombi avına çıkmak. Tamam, su dolu bardaklar böyle. Su dolu kase böyle. Su şişelerini de koy abi. Güzel ya, güzel. Bayağı bir materyal malzeme biriktirdik. Evet. Okul çantasını da atmayı unuttum. Okul çantasını da bir atalım bakalım. Şuraya. Fırlat abi okul çantasını. Bluz mülüz dursun bizde. Tamam. Şimdi becerilerimizi falan geliştirelim. Bak seviye almışız. Birazcık koşuculuğumuzu falan geliştirelim. Evin etrafında sağda solda bir koşturalım abi. Karakter biraz geliştirsin kendini. Kamera iyi mi? Şu an dikkat edemiyorum çünkü. Dikkat dağınıklığı da var. Yorgunum abi. Baş ağrım falan var. Ben garanti hasta olacağım ya. Böyle baş ağrısı falan değildi abi. Bir halsizlik var üzerimde. Böyle kolumu kıpırdatasım gelmiyor ya. Baba çimleri kesiyoruz falan filan da böyle bunun bize bir katkısı oluyor mu? Bak misal şuradaki dalları falan toplama seçeneğinin bana çıkması lazımmış. Ben öyle bir şeyler duydum. Ama yanlış duydum herhalde. Var mı abi sağlıklı mıyız? Galiba sağlıklıyız. Buralarda malzeme falan bol olur. Ben girip buraları basacağım. Çünkü oyunu zaten normalde oynuyoruz abi. Bize o kadar haşirtingen diye zarar veremezler. Ablacım gel bakayım seni ben birebir de alayım. Bir yerde balta bulursak çünkü ilk iş evi şey yapacağım. Evin camlarını çivileyeceğim. Hocam merhaba. Buralarda balta bulur muyuz? Bulamayız kuvvetle muhtemel. Burada bir şeyler var mı? Normalde olsa tuvalet kağıdını garanti alırım. Ama yani şu an için tuvalet kağıdı bizim bir işimize yaramayacaktır. Çünkü tuvalet olayı bile yok. Oha, buzdolabı ağzına kadar dolu çıktı ya lan. Hocam su şişesini de al. Turta dilimini bir göm bakayım. Sonra burayı komple al koy buraya. İnsan turtayı yerken niye bu kadar zorlanır? Hanımefendi merhaba. Bakar mısınız bir? Sizle görüşmem gereken bir mevzu var. Vur kafaya. Vur baba. Vur baba. Vur baba.
Çekicin durabilitene kadar iyi var daha çekicin durabilitesi. Beyefendi bakar mısınız? Siz de bir kapışalım. Zombi kestikçe seviye falan gelecek de benim buna seviye aldırmam zaman alacak gibi. Oğlum var ya balta gelse bandajım da var. Baltayı onarırım bandajla zırtla. Burada birileri vardı bak onlara da bir koşturalım. Selamın aleyküm. Hop. Arkadaşın götü dönük o bizi görmüyor. Şimdi görmeye başlayacak. Gördü ama umursamadı. O da güzel, o da güzel. O da güzel. Sonradan kardeş mevzu mu var bana mı ses ettin? Biri bana mı bir şey diyor hayırlar ola falan diye. Sonradan o geldi. Abi çekiç o kadar tırt bir silah değil ya. Ama baltayı aldığında böyle çok daha rahat olacak var ya bunları kesmesi. Çok rahat ve güzel. Bizim sağlığımız da iyi abi. İyi iyi bayağı iyi. Nereden baksan iyi gördüm seni abla. Gördüm seni sen bayağı çirkinleşmişsin ya. Bak zombileşmek sana yaramamış. Zombileşmek sana yaramamış. Gerçekten yani. Karşısı biraz kalabalık açıkçası. Karşı tarafa doğru bir kafa atma eğiliminde bulunmayacağım. Orası biraz kalabalık. Gelirse şu gelsin onunla bir vs atalım. Gel bakalım kan vs. Vur baba kafasına. Kafasına vur. Kafasına vur. Vur kafaya. Vur kafaya doğru. Kafaya doğru. Kafaya doğru. Es çekişle kafayı. Ölmedi lan. Ölmedi abi. Ölmek bilmedi. Yarım okka kan çıktı. Ölmek bilmedi. Abi bir balta be. Vallahi billahi bir balta be. Bak çekicin kondisyon falan gidiyor. Ha. Kapıya kafa at mutlaka. Kapıya kafa at. Oha pompalı tüfek mermisi. Abi çivileri de alırım. Pompalı tüfek mermisi, çivi falan. İyi, iyidir abi. İyidir, iyidir. Ablacım merhaba. Bir şey diyeceğim. Burası garaj şey değil mi böyle bir alet edevat atölyesi gibi bir şey. Düşeceğim mi yere? Düşeceğim mi yere? Eyvallah vur kafaya. Vur baba. Vur baba. Güzel. Çadır kazı NPK gübresi. Yok gübreyle falan uğraşmayacağım. Gazozları al. Portakallı gazozları al. Aha. Oha kapı açık. Abi var ya biz buraya bence sabah girelim. Biz buraya gün aydın olunca girelim abi. Gerçekten yoksa ya da ışık falan yok mudur oğlum içeride ya? Hocam bakar mısın? Boş benzin bidonu, altı dolu sıva falan. Zombi yok buralarda değil mi? Sigara. Alalım baba, alalım. Karakterin ne zaman böyle karalar bağlayacağı belli olmaz. Gazeteyi de al bakalım. Şuralarda beyzbol sopası, mavi boya, elektronik hurda. Al baba sigarayı al. Ben bayağı bir sigara lootladığımı hatırlıyorum ya bir serimle. Aha. Bak yine sigara. Gazete ve dergi. Oğlum bana şey lazım bak. Beyzbol sopası değil. Bana balta lazım. Balta balta. Ses var mı ses? Oğlum ses kasıp ona göre hareket edeceğiz artık. Görüş cort çünkü. Görüş cort. Mutfak havlusu kahverengi boya. Aynen tamam burası cort. Ya şurayı az biraz görebiliyorum da diğer yerleri göremiyorum abi ya. Burası boş bir yer galiba. Oğlum çok fazla yer var lan. Ama gözüm hiçbir şey görmüyor yani. Gözüm ağrıdı arkadaş. Hiçbir şey gözükmüyor ya. Bir balta malta bulaydık iyiydi. Şurayı kapatalım da içeri zombi girmesin sonradan. Bir balta malta bulaydık iyiydi ya. Da balta bulamadık. Neyse o zaman şunları bir öldürelim etrafımızdakileri. Ondan sonra elemanı bir ciğer yorulana kadar koşturtalım. Birazcık statlarını arttırmaya çalışalım. Abi kafasına be. Heh kafasına vuracaksın. Beceri. Oo isabet ve onarma yeteneğini geliştirdik abi. Tamam koşuculuğu falan geliştirmeye çalışayım ben ufaktan. Hanımefendi merhaba. Aslında gece vakti dolaşmak çok tehlikeli ya. Yani ne bileyim gece vakti hani zaten bu zombiler sürü halinde hareket ediyor. Bir de senin göz falan net görmüyor ya baba böyle. Elemanlar kalabalık gelir falan haşırt diye
İndirirler vallahi bizi aşağı diyecektim ki. Yok bunlarda iş yok abi, bunlar tırt. Bizim ev şurası mıydı ya? Evet galiba bizim ev burası. Sabaha kadar uyur mu acaba? Muhtemelen uyumaz, iş falan yaptırabilir miyiz? Şimdi buraya gelelim. Burada bak şöyle bir taze bir yiyecek grubu var. O taze yiyecek grubunu buraya atalım. Taze pişmemiş hamburger köftesi. Şu taze pişmemiş hamburger köftesiyle şeyi yukarıdaki envantere alalım. Bunları bir şey yapalım abi, atalım şuraya. Ocağın ağzını açalım. Bu üçü de bir pişsin abi. Bu üçü de bir pişsin, biz kendimize bugün ziyafet çekelim. Şuradan bir su içelim. Suların bulunduğu envantere gelelim. Abi buraya bir su şişesi koyacağız. Ağzına kadar dolu zaten. Geri kalanları araç gereç vırt zırt falan. Buraya portakallı gazozla normal gazozları koyacağız. Abi normal gazozlar da bayağı bir insanı ayağa dikiyormuş ha. Fırın ne alemde kardeşim? Pişiyor, pişiyor. Oo bu ikisi pişiyor. Biftek çok geç pişiyor galiba. Bu pişiyor, diğerleri çok geç pişiyor sanırsam. Bıraktığımızda ya, kapatıp tekrar açtığımızda kaldığı yerden mi devam ediyor pişmeye? İyiymiş abi. Ye kanka. Yok yok, yanmadan biz onu mideye gönderdik. Yanmadan mideye gönderdik hacı. İyi bakıyoruz kendimize, merak etme. Bunlar pişe dursun. Oğlum nasıl bir pişme o? Bildiğin yanıyor gibi. Bildiğin yanıyor gibi. Nasıl bir pişme şeyisi o ya? Abi buraya gazete ve dergileri at. Alet edevat koyacağım yer ağzına kadar dolduğu için mermileri falan başka yere atmak durumunda kalacağım. Şuraya atalım abi sigaralarla pompalı tüfek mermisini. Çiviyi de buraya koyabiliriz şimdilik. Dışarıda ufaktan soğuk mu başladı acaba? Enfeksiyona gitti mi abi bu kolum? Bizim can değerimiz niye şöyle aşağıda iyi seviyesinde kaldı? Normalde yukarı kadar çıkıyordu benim bildiğim ya. Vallahi pek anlam veremedim abi açıkçası. Niye öyle kaldı hiçbir fikrim yok. Şunlar pişsin yiyeyim. Baba bak, bir sargıyı açma cesareti göstereceğim. Aa, bir şey kalmamış zaten. Sterilize bandaj. Vay anasını be. O zaman bir saniye, şu ilk yardım çantasını bir ikincil donanım olarak kuşanır mısın canımın içi? Tamam. İkincil donanım. Baba, bez parçalarını ve sterilize bandajı içeri atar mısın? Teşekkür ederim. Neredeydi silindir çanta? Seni ikincil donanım olarak kuşanalım. İlk yardım çantası sırt çantamızda dursun her zaman. Pişmiş, yakıyorum ben bunları, dur yakma. Yakmadan göm baba ikisini de. Yakmadan göm. Oh, taze pişmiş biftek. 52 açlık var ya, camış gibi doyurur. Taze pişmiş hamburger köftesi. Mis mis. Mis. Yalnız o kadar çok yedirdik ki hakikaten hani sonradan gelişiyor, obezite gelişecek sonradan. Ondan çekiniyorum ben. Abi şimdi biz bu kadar işi yaptığımıza göre çekicim de var herhalde fazladan fazladan, değil mi? Şuraya bakalım bir. Buranın ışığı kapalı mı ya? Açık olduğu halde böyleymiş. Benim fazladan fazladan çekicim de var değil mi? Var abi. Bu çekişlerin kondisyon 5'inin 4'ünün tam. Diğerlerininki jort. Bunu içeri atamıyorum. Şunu da al bakalım. Ne tarafa aldık lan çekici? Ha, diğeri de burada. Abi bandajla falan tamir edilebiliyor mu bu ya? Çekiçleri tamir ederim diyeceğim de. Çekiçler zaten çok. Çekiçlerden ziyade başka şeyleri tamir için kullansak daha iyi olur gibi. Bir tane de testere alacağım abi yanıma. Şimdi dışarıda odun keseceğim. Baltam yok. Baltam olmadığı için odun kesmem biraz zor olacak. Yani çekiçle vura vura odunu kesmeye çalışacağım. Mümkün. Ya, oyun içerisinde böyle bir şey mümkün. Ufaktan ufaktan etrafı bir şey yapmış, çivilemiş oluruz. Ama şey yapmamız gerekiyor. Kullanmayı bırak deyip ikinci elimizi boş bırakmamız gerekiyor. Yok lan, öyle bir şey yapmamız gerekmiyordu herhalde. Gerekiyor muydu? Sanırsam gerekiyordu. Gerekmiyordu. Balta tutacağın zaman ikinci eli boş bırak diyordun. Testereyi falan tek elle kullanabiliyordu sanırsam. Neyse.
Başlayalım baba kesmeye. Şöyle etrafı kontrol edeyi de kesmek lazım. Çünkü etrafa ses gidiyor. Ama kesmek mümkün. Yani kesmek mümkün. Zamanında kestim. Tabi balta kullanınca çatır 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 keziyorsun. Kim bilir çekiçte ne kadar zamanda keseceğiz ve belki çekicimiz bile kırılabilir abi. Beceremeyebilebiliriz ya. Ama kesiliyor diye hatırlıyorum yani. Hani elinizdeki her türlü materyalle odun kesebiliyorsunuz ama işte uzun sürüyor. Balta olmadığından dolayı. Ve galiba ben şu an sadece çekici mındar ediyorum. Kesilmeyecek bu ağaç. Yok baba kesilmiyor. Yok kesilmiyor. Balta lazım. İllaki balta lazım abi. Birazcık çekicin kondisyonunu boşa harcamış olduk. Sıkıntı yok da bir saniye. Ben lütfen şu şeyi bana kapattım de. Ocak kapalı. İyi şükür ya. Ulan evi gümletmeyelim ondan sonra. Ev gümlüyor mu ediyor mu bilmiyorum da. Ya sonra evi gümletmeyelim. Sıkıntı yaşamayalım yani. Testereyi gideyim yerine koyayım. Diğer çekiç envanterimde kalsın. O işime yarar çünkü. Bu patlayınca onu kullanırım. Ufaktan bölümü sonlandıralım babuşlar. İzlediğiniz için hepiniz çok çok sağ olun. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın abi. Bay bay.